Ben de hemen çekmek istedim. Oyuncu, foto model ya da model hangisi olmak istersiniz ve bunlar için neler yapmanız gerek? Hadi hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, 3 tane alternatifiniz var. Ya da 3'ü bir arada da olabilir. Nescafe gibi. Bunlardan biri foto modellik, diğeri modellik, diğeri oyunculuk. Eğer ben 3'ünü de olacağım diyorsanız şu özelliklere sahip olmanız lazım. Foto model olmak istiyorsanız kemiksi bir suratınızın olması lazım. Aynı zamanda fotojenik. Boyunuz kısa olabilir ama bunlara sahipseniz foto model olabilirsiniz. Model olabilirsiniz. Model olmanız için de 1.72 ve üzeri bir boya sahip olmanız gerekiyor. Podyumlarda maalesef 1.72 altını pek kabul etmiyorlar. Ama bunun için de yürüyüş eğitimi almanız gerekiyor. Oyuncu olmak istiyorsanız da muhakkak bir kursa gitmeniz ve oyunculuk üzerine, diyafram üzerine ders almanız gerekiyor. Geldik son aşamaya. Bütün bunlara sahipsiniz bu özellikleri. Boyunuz uzun ya da kısa fark etmez. Yeteneğiniz var. Kursa da gittiniz. Yürüyüş eğitimi aldınız ya da oyunculuk üzerine bir eğitim aldınız. Sertifikanız da elinizde. Muhakkak bir ajansa gitmeniz gerekiyor. Çünkü ilk etapta menajerle çalışamazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi X bir ajansa gittik. Birçok ajans var bu arada ama ilk etapta ismi duyulmuş olanları tercih etmeniz daha mantıklı. Ajansa girdiniz. Ne yapacaksınız? Hemen yetkili birini buluyorsunuz, randevu alıyorsunuz ya da bir sonraki gün için ve o kişiyle görüşüyorsunuz. Beraber bir şekilde nasıl bir yol izlemek istediğinize karar vereceksiniz. Foto model olarak mı, model olarak mı, oyuncu olarak mı yoksa hepsi bir arada mı? Ne yapacağınıza karşılıklı karar verdikten sonra arkadaşlar, öncelikle sizden resim çekimi isteyecekler. Kendi bünyelerinde bulundurdukları bir fotoğrafçı illaki oluyor. Onunla bir takım resimler çekiliyorsunuz. İşte düz portre, yan profil, yan profil. Akabinde stüdyoya giriyorsunuz. Kas çekimlerine gönderilmek üzere bir video hazırlanıyor size. Audition veriyorsunuz. Yani şöyle. Merhabalar. 8 Mayıs 1980 Antalya doğumluyum. 18 senedir profesyonel anlamda oyunculuk yapmaktayım. Boyum 1.76, kilom 56. Yan profil, yan profil. Ve eğer reklamda el detayını oyuncudan istedilerse ellerinizi muhakkak şu şekilde tutup içini ve dışını gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit mi? Tabii ki değil. Siz bu çekimleri yapıyorsunuz. Ajansınız siz piyasadaki reklam, işte modellik, oyunculukla ilgili diziler vesaire bunlara gönderimini sağlıyor bu videoların. Sonra size kas görüşmeleri geliyor. Ne yapmanız gerek arkadaşlar bu görüşmelerde? Hazırlanacaksınız. Saçınızı, makyajınızı yapacaksınız. Ve akabinde hop İstanbul'da yollara düşüyorsunuz. Neden İstanbul arkadaşlar? İzmir, Antalya'da olabilir ama diğer illerde maalesef işe yarayan, sizi bir yerden bir yere götürebilecek ajanslar yok. Onun için bu üç büyük ilde olmanızda fayda var. Şayet böyle üç büyük ildeyseniz ve bu görüşmeleri, bu aşamaları geçtiyseniz akabinde dediğim gibi saçınızı, makyajınızı ve diğer hazırlıklarınızı yapıp görüşmeye gideceksiniz. Reklam görüşmesi ise arkadaşlar sıra bekliyorsunuz. Adınızı, soyadınızı sekretere yazdırıyorsunuz ve akabinde de sıranız geldiğinde içeriye görüşmeye alınıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim audition ve kas için gerekli olan videonun aynısını yapıyorsunuz ama ekstradan size atıyorum firma Arçelik şu 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 rolleri istiyorum diyecek. O rolleri de girmeden önce ezberliyorsunuz ve içeride rol yapıyorsunuz. Ama neye karşı? Aynen böyle kameraya karşı. Mesela yapalım, ben bir anneyim, çocuğumu kapıdan karşılayacağım ve birlikte oynaya oynaya salona gideceğiz derken ayağım masanın köşesine çarpacak. Atıyorum şu an. Hadi yapalım. Yapacağımız iş şu arkadaşlar. Hiçbir şekilde konuşmanıza gerek yok. Mimiklerle oyunu verebilirsiniz. Önemli olan karşı tarafta kameraman olarak birisi var ama esas ekranın içine bakın ki orada yapımcı ve yönetmen sizi izleyecek. Bir numaralı en büyük faktör bu. Ekranın içine bakıyor musunuz? Aynen böyle. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Kapıyı açtım. Çocuğa gel gel dedim. Hafif de salona doğru ilerledik.
Ama şu an alanım çok dar, ayağımı çarptım, ah dedim geçti gitti falan filan gibi gibi oyunlar vereceksiniz. Bu çok komik bir oyun oldu, farkındayım. Bu reklam görüşmelerinde böyle oyunlar vermeye de hep maalesef mecburuz. Çok da komik bir şeyler çıkıyor ama biz bu şekilde seçiliyoruz arkadaşlar. Şimdi reklam kısmını geçtik, oyunculuk kısmını da geçtik. Diyelim ki model olmak istiyorsunuz. Bu sefer de muhakkak ajans size diyor ki yürüyüş eğitimi alman lazım. Onların bağlı olduğu bazı hocalar oluyor ya da çok ünlü mankenler de bu kursları verebiliyor. Bunlara gidiyorsunuz. Akabinde de sizi bir takım firmaların defilelerine ya da fotoğraf çekimlerine çağırıyorlar. Oraya gittiğinizde arkadaşlar maalesef çok erken gitmeniz gerekiyor. Çünkü sizin izlediğiniz yarım saat 45 dakikalık defile bizim sabahtan akşama kadar prova yapmamız demek. Aynı şekilde atıyorum Çitos firmasının fotoğraf çekimi var. Çok erken gidip saç, makyaj ve o doğrultuda giyim vesaire belirlemeniz gerekiyor. Bunu da ekiple birlikte belirliyorsunuz. Ekiple birlikte belirledikten sonra giyim, kuşam, saç, makyaj olaylarına çekime öyle giriyorsunuz. Haliyle çekim var, çekim var. 3 saat süreni de var, 8 saat süreni de var. Size Allah kolaylık versin arkadaşlar. Ne diyeyim, ben çok yaptım çünkü ama işimi sevdiğim için asla koymadı bana. İnşallah size de koymaz. Her şeyden önce yaptığınız mesleği sevmeniz lazım. İnşallah seversiniz ve inşallah güzel yerlere gelirsiniz. Ama basic bilmeniz gereken şeyler bunlardı arkadaşlar. Ben de nacizane başımdan geçenleri, nasıl yürümesi gerektiğini bu işin sizlere anlattım. Eğer bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler istiyorsanız lütfen videonun altına bir şeyler yazın lütfen. Çünkü o doğrultuda yönleniyorum ve o doğrultuda daha ayrıntılara gireceğim. Bugün biraz da gezdik. Dışarıda ancak bu kadar oluyor. Muhteşem bir rüzgar vardı. İnşallah bu videodan bir şeyler anladınız. Ayrıntıya girmemi istiyorsanız da aşağıya beğendikten sonra yorum yazmayı unutmayın. Eğer beni seviyorsanız abone olmayı da unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Bir başka bilgi videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.